adet. Şöyle. Hayır 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 gençler. Gençler dışarı. Bugün biliyorsunuz yaz spor okullarımızın açılış günü. Buraya yaklaşık 11 bin çocukla 4 bin tanesini getirdik. Her sene yapıyorduk. Bu sene bir sürprizimiz oldu çocuklarımıza. Değerli spor camiasının duayeni Arda hocamızı getirdik. Arda hocamızla beraber hem e-sporumuzun hocası bugün bu dönem. İnşallah güzel bir sezon açılışını yaptık çocuklarımızla beraber. Arda Bey de bize büyük bir renk kattı, heyecan verdi, motive oldu çocuklarımız. Nasıl heyecan olduğunu hep beraber gördünüz. Yaz spor okullarıyla beraber kışın da bunları devam ettiriyoruz. Yaklaşık 28 tane tesisimiz var Eyüp Sultan'da. Bunlarla yakın spor salonumuzu açacağız inşallah. Bir yüzme havuzun temelini dağıtıyoruz derken tesis sayımız bir 2-3 ay içinde 30'a çıkacak. 30 spor tesisimizle beraber bölgemizde lisanslı sporcu sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Bunların sayısını artırdıkça çocuklarımızın kötü alışkanlıklara edinme yaşı da gecikmiş oluyor. Hedefimiz bu. Evet. Sayın Başkan, 30 tesis var dediniz. 30 tesiste kaç tane branşta faaliyet? 27 tane branşta faaliyet gösteriyor. Buz pateninden kaykaya, yüzmeden okçuluğa kadar. Yani futbol, basketbol, voleybolu söylemiyorum bile. Yani branşlarımızı söylüyorum. Peki belediye olarak hedefleriniz nelerdir? Hedefimiz liseyi bitirmeden herkes bir lisanslı sporculuk yapsın. Bir müsabakaya katılsın. O atmosferi yaşasın. O spor disiplinini alsın. O spor disiplini başka bir şey. Arda Bey daha iyi bilir onu. Yani o spor disiplini aldığında kendine yol çizerken üniversitede bile çok daha farklı yollar çizecektir. Ona inanıyorum ben. Bu anlamda peki bir spor şampiyon olmak falan yani o bir defalık. Hatırlamıyorsunuz. 10 sene önceki şampiyon kim Türkiye liglerinde mesela? Google'a bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bir kişiye tek başına bir motive verdiğinizde, onu lisanslı sporcu olarak liseden mezun ettiğinizde ona katkınız daha fazla. Peki bu anlamda spor kulübü kurup bu çocukların... Var benim spor kulübüm. Şu anda belediye spor kulübünden futbol dışındaki branşların tamamına destek veriyoruz. Ve bireysel. Kızlar nerede yapacaklar bu sporu? İşte salon sporlarına, voleybolda ve kızlarda İstanbul şampiyonu olduk işte. Yani olunabiliyor. Ben günübirlik sezonluk şampiyonluklar yerine uzun vadede bütün gençlerin spor yapabildiği, müsabakalara katılabildiği ve lisanslı lise mezunu sporcular olmasını daha çok yeğliyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Hocam size döneceğim. Ortamı, atmosferi gördünüz. Siz neler söylersiniz yaz okullarıyla alakalı? Bir defa çocukların hepsinin yüzü gülüyor. Başkanım her şeyden önce evin başkanı olmaktan çok abisi gibi. Bize de bir dost, ben geldiğimden beri sağ olsun bana da çok yardımcı oldu. Bir defa böyle bir ortamı sağlamak çocuklar için çok kıymetli. Çocukları düşünmek çok önemli. Biz de hep beraber olalım, bugün buna destek verelim dedik. Tabii ki bu özellikle bu yaşta, bu gelişim çağında onlara destek vermek, onlara spor disiplini vermek, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışmak çok kıymetli. O yüzden onu ve kendisini hem de vizyonunu tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacaktır Reyve. Bugün gördüğüm manzaradan dolayı çok mutlu oldum açıkçası. Sevincim ondandır. Sayın hocam, hemen şunu soracağım. Çok fazla potansiyel var burada. Çok ciddi anlamda genç sayısı var. Eyüp Spor'un altyapısına buradan nasıl bir katkı bekliyorsunuz? Vallahi ben Eyüp Spor'un altyapısına bakıyorum. 19 takımımız geçen sene şampiyon olmuştu. Bu sene de bazı arkadaşlarımızı kampta değerlendiriyoruz. Bir tane de kardeşimizi A takımı aldık. O yüzden
Gençler tabii ki iyi sporcu olmaları çok önemli ama her zaman onun öncesinde eğitimle beraber sporu beraber götürmeleri onlar için en önemli şey. Buradan ailelere sesleniyorum. Mutlaka çünkü Eyüp Sultan'ımızda çok güzel imkanlar var. Başkanım sürekli tesis açıyor, uğraşıyor çocuklar için. Eğitimle beraber sporu götürmeleri en önemli şey. Sporda başarıdan önce beraber eğitimle beraber yürütmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Hocam A takıma değiniriz hemen, bir gelecek sezon Eyüp Spor'un çalışmaları nasıl gidiyor? Transferler var mı yok mu? Her şey yolunda gidiyor. Bugünün keyfi çocuklar, bugünün keyfi başkanımın yaptığı güzellikler. Onu da o konuyu dağıtmayalım. Onu da başka zaman konuşuruz. O zaman sonu Arda Güler'le alakalı birkaç bir şey söylemek ister misin? Muhteşem bir gurur. Aynı şeyi Çağlar için de söylerim. O da çünkü Madrid'e gitti. Bunlar bizim ülkemiz için çok önemli değerler. Arda Güler çok kıymetli ve değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki Türkiye'de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz. Çok da heyecanlıyız. Bir an önce sahaya çıksın. Gitmesini ister miydiniz? O Real Madrid onun için doğru bir tercih mi oldu? Artık bu saatten sonra kararını vermiş. Onun için hayırlısı olsun deyip onun için en güzel dualar edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Oturan herkese sevdiriyorum. Ayağa kalkanlar, sahneye gelenler sevemiyorlar. Oturanlara sevdireceğim sadece. Sadece oturanlar sevecekler. Ayaktaki arkadaşlarımız sahneye fırlıyorum. Herkes sevsin. Dokunmadan gözümüzle bakarak ben sizi nasıl gözünüzle seviyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Görüşürüz. Tamam mı? Kışında. Kış bölgesi içinde kendimize kapalı spor tesisleri, 27-28 tane yaklaşık spor tesisimiz oldu artık. Hem yüzme havuzları hem spor salonları derken şimdilik okulları da kullanıyoruz ama ileride inşallah bir dahaki sene buraya bir spor salonu yapacağız. Şu binayla halı sahayı birleştirince spor salonu, altında da onun küçük spor salonları olacak derken bu bölgede kapalı alanda da ciddi bir spor salonu ihtiyacını cevap verecek bir yapı oluşuyor. Yakın zaman içinde o da hizmete girer. Derken su sporlarında artık herkese cevap verebilecek duruma geleceğiz. Buz patenine giden var mı burada? Ben yapabilirim. Okunmamış kitaplar ama ciddi. Asık asık yüzü insanlar. Önüne geçmeyin.